yettim, dur. Dur, dur, yettim, yettim. Liman, Reyhan, hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Hello. Burcu. Evet, bir tanem. Ne haber? Saymadın beni. Çok özledim kız seni. Gel buraya. Gel buraya kız. Ha. Gel. Bir tanem. Bir tanem bebeğim. Ay, çakırdak kıkırdak diye ses geldi kız. Ne? Kıkırdak diye ses geldi senden. Bir yerine bir şey olmadı değil mi? Yok, olmadı. Hiçbir yerine bir şey olmadı Burcu. Ödüm patladı kız ya. Zargana gibisin ya. Böyle çatır dedi kırılacağım diye korkuyorum ha. Ödüm koptu. Yok canım, niye bir şey yapasın sen bana? Ödü kopmuş bir de yani. Yok bir şeyim yok, sağ ol. Tabii ki ben kimseye bir şey yapmam. Tabii asla ki. Kimseyi incitmem, evet, biliyorsun evet, beni. Evet, evet, kimseyi... biliyorum. Bak yolda geliyorduk. Hmm. Leman'ın ağzı kokuyordu böyle. Söylemedim ama. İncinmesin diye. E şimdi söyledi. Aa, duydun mu? Kız ona şey yaptım ben, fısıldadım, nasıl duydun ya? Aa, maşallah şey gibi kulak var kızda, fil gibi kulak var. Ama hayatım, ben senin yüzüne de söylerdim de ağzın koktuğu için yaklaşamadım sana, o yüzden söyledim. Bakma sen ona, bakma. Yok öyle bir şey, koku ay, falan. Ne bakacağım ona ya, boş ver. Bizim Reyhan'la ev hediyemiz ay, bu. Sağ olun kızlar. Kahve makinesi mi aldın? Evet. Ne gerek vardı? Hakikaten kızlar, ne gerek vardı buna? Kızın zaten dişleri sapsarı. Bir de kahve makinesi aldınız, şarapçı çanağına dönecek kızın dişi. Alınır mı ya bu? Kız bak, ben sana ne aldım? Bak, bak. Temizlik robotu. Evet, görüyorum Burcu. Nasıl? Eşek gibi yazıyor zaten temizlik robotu diye. Evet. Ne gerek vardı? Zahmet etmeyeydin. Aşk olsun, hiç zahmet falan etmedim fıstık. Ben düşündüm. Yeter ne yapmayı sevmez, temizlik yapmayı sevmez. Yeter nedir? Üşengeçtir, kalkınıp da öyle temizlik yapmaz. Yeter para harcamayı sevmez, gidip de öyle kendine temizlik robotu falan fıstık almaz. O yüzden dedim, ben ona bir temizlik robotu alayım dedim. Sana onu yarayacağını düşündüm. Güzel değil mi? Ya böyle rahat rahat laf sokarım diyorsun yani. Ya delirdin herhalde. Ya kız, ben sana niye laf sokayım? Sen benim en yakın arkadaşım. Daha konuştuğun şey. Kız, oralara bakmayın. Ben size hep demiyor muyum? Pisliğinde bu kız boğulmasın diye dua ediyorum. Biliyorsunuz. Hep bununla ilgili dua ediyorum. Söyleseniz de doğruyor. Ha bir de şeyi bıraktın. Hani yüz yüze değil, böyle insanların içinde de hep beraber gömeyim diyorsun. Ay saçmalama. Öyle mi Burcu? Olur mu öyle şey? Delirme ayol. Ne gömeceğim ben seni? Ha, saçmalama. Tabii. Hadi buyur et. Hadi geçin artık. Evet buyurun geçin artık. Ne bileyim, susmadık ya, kapanmadık ya. Açılmış içeri. Neyse vallahi çok şaşırdım yani. Sahiden şaşırdım. Ne yalan söyleyeyim, hiç beklemiyordum yani senin geleceğini. Aa, sürpriz oldu. Delirdin herhalde. Kaçırır mıyız kız? Kız. Kaç yıldır koca bulamamışsın, zargana gibisin. Gittin buldun kocayı, biz de kaçıracağız yani bunu aşkım. Ama sana biraz kırgınım yani. Çünkü biz ekipcan katılacaktık düğüne. Neden sen biz tatildeyken yaptın o düğünü? Üzülme Burcu, Yeter'in düğününde birlikte olamadık. Artık senin cenazende birlikte oluruz. Aa Reha, sen burada mıydın? Beraber kız, geldik ya. Bak Allah belamı versin. O kadar siliksin ki. Yemin ediyorum senin ben burada olduğunu unutuyorum. Arada kendini belli etme güzelim. Lütfen liseden beri sipsilik yoksun. Hayatta yoksun sen ya. Ben daha ziyade liseden beri neden hala seninle arkadaş olduğumuzu şaşırıyorum. Aa, ya sen kendine ne kadar haksızlık ediyorsun. Sen kötüsün. Ama o kadar da kötü biri değilsin yani bizim senin arkadaşlık yapamayacağımız kadar. Lütfen kendine haksızlık etme. Bir tanem, bir tanem. Kızlar, nasıl gidiyor evlilik? İyi gidiyor vallahi. Sağ ol canım benim. Çok iyi gidiyor. Teşekkürler. Ha canım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Kim bu beyefendi? Beyefendi mi? Ben Yeter'in görümcesiyim. Aa! Kız Allah kahretmesin. Ben bunu senin enişten sandım ya. Aa, tövbeler olsun ya Rabbim. Ay alınmadın değil mi? Bak çok üzülürüm ya gerçekten lütfen. Özür dilerim yani senden. Üzülürüm bak. Yo alınmadım. Sorun değil, şey değil yani. Sen bunu hep yapıyorsun sen. Hep yapıyorsun bunu kız sen.
Ya kadın belki bıyık bırakıyor, belki ilacı da almadı. Sen neden böyle doğruluyorsun sen? Şişek Burcu. Abla. Ha canım Mehtap. Benim bıyığım mı var? Aa görmüyor. Ha? Görmüyor mu? Ay Allah'ım. Görmüyor, görmüyor. Zaten görse böyle kepenek gibi saçla niye dolaşsın? Ne var saçımda ya? Hiçbir şey yok bir tanem. Çok güzelsin bir tanem. Bebeğim. Harika bir kızsın sen. Deli misin be? Aa! Aa! Git. Ben aynaya bakıp geleceğim tamam, ya. Tamam, bu tamam, ne? Tamam. Ha görüyor. Ya sen nasıl bir insansın Burcucuğum? Bir misafirliktesin, bir sus, bir kendine gel ya. Bal gibi de biliyorsun ya. Enişte diyor. Kadının kadın olduğunu, gözünü gördüğünde bal gibi biliyorsun ya Burcu. Hayatım, hadi ben pot kırdım. Kötü bir şey söyledim. Dostu değil misiniz ya? Siz niye söylemiyorsunuz? Niye ya? Bak kızım, bunu askere alırlar. Apar topar götürürler, kapatırlar ya. Ne diyorsun? Yardım müdür yardımcısı gibi bıyıkla geziyor. Olur mu böyle bir şey? Siz niye söylemiyorsunuz? Ya Burcu, yeter. Resmen kaostan besleniyorsun. Leman, çok gergin gör. Sen çok gerginsin. Ver bana ellerini, ver bana ellerini. Ver bana ellerini, sana enerji vereceğim. Bak, Leman, ben biliyorum sen neden gerginsin. 7 yıldır senin eline kimse değmedi. Senin artık hormonların kendini kapattı mı kızım? Tükenmişlik, bitmişlik sendromuna girdin sen. O yüzden değil mi? Sinirlisin Leman. Ha? Bir tanem. Benim yalnızlıkla ilgili hiçbir derdim yok bir tanem. Bebeğim. Aferin sana kız. Yani bak bu kendini kabul etmiş görüyor musun? Ya kimsenin onu istemeyeceğini kız biliyor. Bu özgüvendir biliyor musun? Aferin sana kız. Aferin sana. Vallahi aferin sana. Sakın ellerimi bırakma Burcu. İyi geldi değil mi enerji? Çok iyi geldi aşkım. Bir tanem. Bir tanem. Eğer elimi bırakırsan suratına bir tane geçireceğim çünkü bir tanem. Tamam. Hadi. Kız. Tamam. Vallahi gergin bu. Yerine geç artık. Tamam Leman sen de bir durun. Tamam tamam. Çok gergin kız. Tamam, bırak. Allah aşkına ya şurada evime geldiniz ziyaret. Hakikaten gerginlik istemiyorum. Bırakın şu gerginliği. Hiç gerek yok. Oturalım. Hiç gerek yok hayatım. Evet. Yenge. Mehtap'ım söyle söyle. Çayın yanına hazırladıklarımızı getireyim mi? Olur olur Mehtap'ım zahmet olmazsa sana. Yok canım niye zahmet olsun? Siz zaten konuştun sohbet edin önemli değil yani. Bıyıklarını. Öyle bir tarzın vardı. Şimdi hiçbir şeye benzemiyorsun. Ya sen ne biçim konuşuyorsun? Hayır. Ya ben doğruyu dobra olduğum için doğruyu söyleyeyim. Kız gel. Ay. Ya sen... Çok üzüldüm şu an. Burcu, ya sen nasıl bir insansın Burcucuğum? Üzülme ya, üzülme Allah aşkına. Bu kız saf bir kız arkadaşlar. Gerçekten senin öyle kötü niyetlerini anlamaz. Saftır, aklı almaz. Çok ayıp ama. Ne? Yani saftır, saftır diye görümcenle ilgili sürekli altını çize çize insanların içinde. Ayıp. Ne diyorum ya? Bir şey demeyeyim safın ki. Safın sözlük anlamı az bilen, aklı az yeten. Ayıp. Hayır, yani canım. Salak mı bu kadın? Ben öyle bir şey mi dedim dedi ya? Dedi. Ben öyle bir şey demedim dedi kızım. Sen demin bana bak. Vallahi kafanı çevireceğim böyle orta yerden ha. Kızım saçmalama. Sözlük anlamını konuşan sensin. Ben dedim saf anlamında söyledim Burcu. Ya saf anlamında. Sen var ya bakma ona. O insanların mutsuzluğundan beslenir. Avreyo. Hoş geldin. Sen burada mısın? Leo buradaymış kızlar. Kızım beraber geldik ya. Hadi canım. Kız ben seni unutuyorum. Allah belamı versin. Bu kadar mı ezik olur ya insan? Ne giydin sen üstüne gene? Aynı elbise giymişsin Reyhan. Depresyonlu musun sen? Delireceğim. Delirme. Hayır. İnsan elbisesi yok diye delirmez hayatım. Ben sana bak bütün gardırobumu vereyim. Bütün ömür boyu yeter sana. Biliyor musun o gardırop? Vallahi yeter bir. Sen neden yüzünü düşürüyorsun? Sen çirkinsin. Evet. Ya sen çirkin bir kadınsın. Çirkin kadınlar bu tip şeyleri dert etmez. Bak ben güzelim mesela. Anlatayım sana neler yaşıyorum. Anlatma bana bir şey. Allah aşkına. Anlatma. Anlatma. Ben sana anlatayım. Benim hayatımda beni güzel bulan bir erkek var. Ya. Evet.
Kız bu ilaçlarını alıyor mu? Hayali sevgili görüyor ya. Hayali sevgili kurmuş kendine. Ya nasıl hayali sevgili? Tanıştın ya. Gayet iyi biliyorsun. 4 defa tanıştın Şükrü'yle. Kız ben onu babası sandım onun ya. Elini öptüm adamın. Ya 8 yaş fark var aramızda. Abartma. Biz gayet iyiyiz Şükrü'yle. Gayet mutluyuz. Sana ne? Ay hayatım, o tabii mutlu. Herhalde adamın azıcık günü kalmış. Bir gün bile senin için çok kıymetli o adamla. Olacaksın tabii ki mutlu. Hatırlıyor mu adam seni gördüğünde? Hatırlıyor tabii ya. Yani adımı falan hep biliyor. Daha yaşar inşallah. Hayır, belliydi çünkü. Sen artık bir sussana ya. Sen bana bak, bir şey söyleyeceğim. Sen bizim için üzülme. Bizi merak etme, sorma, bizimle ilgilenme sen, tamam mı? İlgilenme kardeşim. Ay aşk olsun. Ay ilgilenme, sus artık yeter. Vallahi ayıp ediyorum. Ay vallahi sen ayıp ediyorsun ama ne ya. Ne oluyor, yine kavga mı ediliyor? Kapanmadı çenem be. Hayır hayatım. Hiç biz öyle kavga falan fıstık yapmayız. Biz öyle şeyden beri, ana kurrasından beri biz birbirimizden yakın arkadaşız. Ne ana kurrası? Bir yakın arkadaş falan değiliz ya, değiliz kardeşim. Aa. Evet. Nasıl yakın arkadaş değil? Burcucuğum, biz yakın arkadaş falan değiliz. Ayıp ediyorsun ama bak. Neden? Hayatım sen ne? Bana demedin mi? Ne dedim Burcu? Sen beni geçen gün aramadın mı? Sen ilaç fabrikasında çalışıyorsun. Ne diyorsun Burcu? Benim kocam rampayı çıkarıyor. Dedin. Sen de dedin o tarz bir ilaç var mı dedin. Evet, ben de sana hani hatırla. Ben de sana ilacı yolladım. Sen dedin biz rampayı çıktık, vitesi 5'e taktık. Kız sen dedin ya ona. Delireceğim, vallahi delireceğim. Şu anda Burcu. Yenge. Efendim canım, efendim Mehtap. Abim rampa çıkamıyor mu? Mehtap, tam olarak öyle bir rampa değil Mehtap'ım. Yani... Ay salak mı? Çıkıyor, çıkıyor. Man, çıkıyor rampayı, çıkıyor. Saf dedin, ne anlar zaten açıklıyorsun. Sen bana saf mı dedin yok, yenge? Yok, ya Mehtap'ım öyle şey der miyim? Öyle şey dedim mi arkadaşlar? Hayır, ben saf dedim mi ya? Hayatım sen saf dedin. Safın sözlük anlamı aklı az yeten, kıt anlamında diye açıklandı burada. Ben yalancı konumunu düşürüm ama şu an. Ben öyle bir şey demedim Burcu. Yani ben öyle bir şey demedim, o tonda zaten söylemedim yani. Yani resmen sen bana saf, hatta salak demişsin. Yok Mehtap. Yok yok, bunların anlamına çıkıyor. Yok Mehtap. Ben daha fazla kalamam burada. Siz ne kadar pismişsiniz ya. Pismişsiniz, ben gerçekten kalamam. Ne yapıyorsun? Kız! Ne yapıyorsun? Osmancık, Osmancık böceği gibi. Sarma mı o? Sarmama niye vuruyorsun? Allah kahretmesin seni ya. Yemin ediyorum Osmancık, Sulemancık sandım ben onu. Dana gibi sarmışsın. Dana gibi mi sarmışım? Bana baksana sen, bunun tadı o kadar güzel ki. Ellerimle yaptım, uğraştım. Mehtap da yedi. Çok sevmedin mi ama görümcem? Tamam, bak vallahi. Tamam, uzatma. Ben gidiyorum zaten. Ya Mehtap. Ucuz sevgili misin? Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Şşt, Leman, kendimi. Leman. Reyhan bir saniye. Lütfen hepimiz yani, hepimiz çok gerildik. Ben çok üzülüyorum Burcu için arkadaşlar aslında. Neden üzülüyorsun? Tabii ki üzülüyorum. Şimdi ben sabrettim, durdum. Ben şimdi senin bir ağzını burnunu kıracağım. Ya, saçını başını bir yolarım. Durmam artık bundan sonra. Değil mi? Ne diyorsun kız? Bir tane. Bir tane. Bir tane. Senin lan, bir ağzın burnun bir dağılır. Küpen takın bir dağılır. Saat kaç olmuş? Sonra bana bunu aldın ya temizlik robotunu. Şununla ben bir etraf senden kalan parçaları toplarım. Olmaz mı be Burcu? Dolmalar çok güzel ya olur. Ya. Kız içindeki çok güzel. Sonra şey yaparız. Markasını söyle bana. Bir tane derim. Hayır, görüşürüz. Sonra aracınız büyü, tamam mı? Küpen düştü. Bir daha ne yap, senin olsun. Bir daha ne yap. Hadi gel. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.